Muhalefeti de emekliyi tahrik etmekle suçlamıştı. Ancak anket sonuçlarını, saha sonuçlarını, gözlemlerini ne kadar ciddiye aldığını bildiğimiz bir Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan söz ediyoruz. Dolayısıyla iddia odur ki anket sonuçlarına göre ya da saha araştırmalarına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan her an o kararından vazgeçebilir. Hatta bu kararından, yani seyyanen zam yok, emekliye para yok açıklamasından çok yakın bir tarihte, belki de yarın yapılacak olan kabine toplantısından sonra vazgeçebilir. Ama 17 Mart itibariyle de kesinlikle emeklilerle ilgili yeni bir açıklama yapılacak. Bu iddianın sahibi de Sayın Çetin Güleç, Kısa Dalga yazarı. Hemen kendisinin de bu iddiasını burada dillendireceğiz, konuşacağız. Ve Sayın Uzun, sizinle başlamak isterim. Kaldığınız için de teşekkür ederek aslında ayrılacaktınız. Ben biraz en iyi vakici bir moderatörüm. Evet, hem sizin hem de Hasan Hoca'ya fazla süre kalmasın diye. Sağ olun. Eksik olmayın. Bunu ben bile teşekkür ediyorum. Şimdi aslında evet, burada bir kapı kapatıldı seyyanen zam beklentisiyle. Ama işte bu anket sonuçları, saha araştırmaları, Sayın Cumhurbaşkanı'nın emeklilerle ilgili her an yeni bir karar alabileceğine dair iddialar da ortaya atılıyor. Belki yarın kabine toplantısından sonra bile diyor Sayın Mehmet Çetin Güleç. Ne dersiniz? Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın o tecrübesini de, siyasetteki tecrübesini de göz önünde bulunduracak olursak, burada oradaki o partiler arası oy geçişlerinin kaygısı Sayın Cumhurbaşkanı'na bir geri adım attırabilir mi? Elbette geri adım attırır. Tayyip Erdoğan hep bunu yapıyor. Sağdan bakıyor, alıyor, nabzını tutuyor. Ona göre daha önce söylediğinin tam tersini yapabiliyor. Fakat evet, Tayyip Bey tecrübeli ama Mehmet Çetin Güleç de çok tecrübeli bir gazeteci. Yarın bir açıklama kabineden sonra şeyin, ne derler, bayram ikramiyesinin yükseltileceğine, 10 bin lira olacağına dair bir şeyi var, bir haber ya da bir bilgisini, evet, efendim, duyumunu paylaşmış. Fakat bu nasıl olacak? Yani bunun olması mümkün değil, çünkü Bülent Bey de burada parlamento çalışmalarına ara verdi seçim sonuna kadar, 2 Nisan'a kadar. Yani hangi yöntemle bunu arttıracak? Kanunlu bir düzenleme ihtiyacı var. Kanun düzenlemeye ihtiyaç var. Nasıl bir kanun çıkartacak? Yani ne zaman, yani parlamento tatilde, parlamento ara verdi. Daha doğrusu tatilde değil, ara verdi. Çalışmama hali, değil mi? Bu da bunu da tuhaf. Evet, 2 Nisan'a kadar. Yani ne diyecek de parlamentodan nasıl çıkartacak, ya da şeyde de hemen ona 10 Nisan'da da şey var, ne derler, Ramazan Bayramı. Dolayısıyla Ramazan Bayramı'ndan önce bunun çıkması, efendime söyleyeyim, bunun hayata geçmesi falan mümkün değil. Olsa olsa çok ileriye dönük, hani yapacağız, edeceğiz şeklinde, hani mülakatı da kaldıracağım dediği gibi şeye de, bayram ikramiyesinde şuraya çıkartacağım diye bir vaat falan olabilir. Dolayısıyla burada bir şey var, tutarlılık yok, samimiyet yok. Tayyip Bey yarın böyle bir şey açıklama olabileceği kanaatinde de değilim. Yani bunun teknik olarak mümkün değil. Yani parlamento ara verdi çalışmalarına. Şimdi hatta dün 3000 lirayı dün kabul ettik, edildi. Yani, yapacaktıysa, bir niyeti vardıysa, yani bunu arttırmaya dair bir samimi bir düşüncesi var idiyse, zaten dün bunu konuşuyorduk. Bütün muhalefet partileri de bunun arttırılmasını istedi. Önerge verdi. Önergeler verildi. Hatta asgari ücret düzeyine getirilsin dendi. O olmadı. En azından bir 5 bin lira olsun, 7 bin lira olsun. Israrla bütün önergeler hep verildi. Hepsi de reddedildi. Ha, bu daha önceden aynı şeyler oldu. Reddedilip sonradan tekrar tam tersini yaptıkları oldu, ama burada şimdi bir hukuk, teknik olarak da bir imkansızlık var. Dolayısıyla samimi bir duruş yok burada, samimi bir söylem olmaz. Eğer bunu söyleyecekse de, yapacağız edeceğiz diye bayram seçim sonrasına dönük bir şey söyleyecekse de, bu çok samimi değil. Şimdi gelelim işin özüne. Şimdi şeyler, emekliler için konuşulan bütün bu paralar, gelelim Temmuz ayını hatırlayalım. Temmuz ayında memurlara seyyanen 8077 lira zam yapıldı. Memur maaşlarına 8077 lira seyyanen zam yapıldı. O zaman Temmuz ayında Devlet Bahçeli Bey MHP'nin grup toplantısında çıktı, dedi ki bu 8077 liranın aynı şekilde emeklilere de kök maaşlarına ve hatta, evet, tabiri şöyle, aynısıyla yansıtılmasını temenni ediyoruz ve talep ediyoruz.
grup toplantısında bunu söyledi ve hemen iki gün sonra parlamentoda bu oylanıyordu. Saadet Partisi de daha yeni grup kurmuştu. Saadet Partisi'nin grup başkanı olarak Bülent Bey'le de o gün sohbet ettik. Yani bir şeyi de burada açıklamış olalım. Dedik ki evet teknik olarak şeye uygun bir şey değil. Hani Devlet Bahçeli'nin grupta yaptığı cümleyi, söylediği cümleyi aynen önergenin metninin bir yerine koyalım. Yani gerekçe kısmına koyalım. Hakikaten öyle koydular. Yani Devlet Bahçeli MHP grup toplantısında, Sayın Bahçeli grup toplantısında söylediği cümleyi aynen motamot. Yani şeylere, memurlara yapılan 8077 lira seyyanen zammın emeklilere de ve kök maaşına da aynısıyla, onu tabiriyle aynısıyla yansıtılmasını talep ediyoruz cümlesi önergenin gerekçesine de kondu. Ama Sayın Bahçeli o oylama yapılırken geldi grubunun da önünde ve Milliyetçi Hareket Partisi ile birlikte AKP bütün oylarıyla birlikte aynı o cümlenin yer aldığı önergeye hayır dedi. Ve o 8077 lira seyyanen zam emeklilere yapılmamış oldu. Şimdi düşünün o 8077 lira seyyanen zam emeklilerin maaşlarına olsun Temmuz ayında yapılmış olsaydı şimdi o fark 12 bin lira yani zamla birlikte 12 bin lira olmuş olacaktı. Dolayısıyla her ay alacakları 12 bin lira kendilerine verilmedi. Her ay alacakları 12 bin lira kendilerine verilmedi. Şimdi yılda iki kere 2 bin liradan 3 bin liraya 1000 lira zam yapılmış oldu. Ve bunu çok büyük bir iş yapmış gibi sundular. Şimdi de bu 3 bin lirayı belki işte diyecekler ki biz 5 bin liraya çıkartmayı düşünüyoruz diye. Halbuki hakları yani emeklilerin kendi hak ettikleri 8077 lira Temmuz ayından itibaren verilecekti. Ve her ay verilecek olan bir paradan bahsediyoruz. Her ay verilmesi gereken para verilmedi. Onun yerine şimdi bir ulufe gibi, bahşiş gibi bir üslupla yeni durumlarının düzeltileceği söyleniyor. Ben burada emeklilere, doğrudan emeklilere sesleniyorum. Uzunca süredir her çıktığım televizyon programında doğrudan kendilerine sesleniyorum. Hani Sayın Erdoğan'ın dediği gibi tahrik ediyorlar diyor ya, muhalefet tahrik ediyor. Evet tahrik ediyoruz. Yani tahrik hareket kökünden gelen. Onları harekete geçmeye davet ediyoruz. 16 milyonsunuz. Emekliler sadece emekli değilsiniz. Aynı zamanda seçmensiniz. 16 milyonsunuz. Eşinizle birlikte falan düşündüğünüzü çünkü karı koca emekli maaşı alanlar da olduğunu düşünerek toplam 20 milyona rahatlıkla çıkabilir. 20 milyonsunuz. Sayınız az değil. Gücünüzün farkında olun. Bu seçimde 31 Mart'ta kendi hakkınızın peşinde olun. Kendi hakkınızı reyinizle, oyunuzla efendime söyleyeyim onun mücadelesini verin. Olun. Çünkü az değilsiniz. Ciddi sayıda emekli var. Dolayısıyla bu mücadeleyi doğrudan kendilerini vermeye davet ediyorum. Doğrudan mücadele etmeye, doğrudan onları harekete geçmeye davet ediyorum. Hem emekliler böyle. Memurlar için de aynı şey. Bütün toplum kesimleri doğrudan kendi haklarına sahip çıkmaya onları davet Peki. ediyorum. Yapılması gereken husus bu. Çünkü zaten almaları gereken, zaten kendi hakları olan işi vermediler, parayı vermediler. Şimdi belki verebilirler falan diye bir umut Peki, tacirliği siz içerisinde oluyorlar. Sayın Kaya, şimdi muhalefet, Sayın İmamoğlu, Sayın Özel ve dahi tüm muhalefet partileri seçim sürecini ekonomi üzerinden yönetmeye ve buradan tırnak içinde yüklenmeye başladılar iktidara. Ne dersiniz? Bu defa 14-28 Mayıs'ta iktidarı devirmeyen tencere, o boş tencere bu defa daha tesirli olabilir mi sandıkta? İlk bölümde de ifade etmiştim. Yani evet. Türkiye'de genelde kötü giden ekonominin faturası yerel seçimlerde ülke yönetimi için daha az maliyetli olduğu için tercih ediliyor. 2009 seçimleri böyleydi, 2019 yerel seçimleri böyleydi. Şu anda da görebildiğim kadarıyla bir öfke var. Sayın Erdoğan bir miting meydanında bir savunma pozisyonuna geçmişse önüne gelen anketlerde o veriler vardır. Yani bu manaya gelir. Çünkü hatta kendi sözünde işte emekleri tahrik etmek isteyenler var deyince ben de meclis konuşmamda ifade etmiştim. Kim bunlar dedim. Sayın Bahçeli mi dedim. Fatih Erbakan mı dedim. Mustafa Destici mi dedim. Çünkü Sayın Erdoğan dışında herkes emeklilerin bu feryadını duydu. Bir sadece Sayın Erdoğan duymadı. Bir diğer önemli husus emeklilerin sesi az çıktığı için herhalde. Şimdi asgari ücreti kademeli olarak artırmak zorunda kaldılar siyasi baskılardan ve muhalefetin talepleri
Memurlarla ilgili kısmı da hatırlarsınız, Millet İttifakı'na vaadimizdi. 22 bin TL'nin az altında bir memur maaşı olmayacak. Onun üzerine Sayın Erdoğan 22.500 gibi bir vaatte bulundu. Dolayısıyla o 22.500 de onun sayesinde gerçekleşti. EYT'lilerin etkili bir muhalefeti vardı ve seçim sonuçlarına etkisi vardı. Daha önce siyasi hayatın pahasına da olsa ben EYT'yi yapmayacağım diyen bir Erdoğan EYT'yi yapmak zorunda kaldı. Asgari ücreti artırmak zorunda kaldı. Memurlara seyyanen zamlar yapmak zorunda kaldı. Bir örnekle mesela 2001 yılında 105 TL iken asgari ücret 159 TL idi en düşük emekli maaşı. Yani bugünkü değerlere vurursak 17.000 TL asgari ücretin olduğu yerde asgari emekli maaşının 30.000 TL olması lazım. Yine Salih Bey'in de ifade ettiği gibi memurlara siz 8.000 TL seyyanen zam verdiğiniz zaman bugün çalışmakta olan bir memur daha önce emekliye ayrıldığında maaşına yakın bir emekli maaşı alabilecekken şu an neredeyse artık kimse emekli olmayı düşünemeyecek bir hale geldi. Dolayısıyla Erdoğan'ın dikkat ettiği tek bir şey vardı. Bütçe gerçekleşmelerine bakmaz, paranın olup olmadığına bakmaz, hakkaniyete bakmaz. Oya ve sandığa etkisi var mı yok mu ona bakar.